Oğlum, doğruluk çok önemlidir. Doğruluk en belli vasfın ve ünün olmalıdır. Yalancılıkla dile düşmekten ise şiddetle sakınmalısın. Hatta şakadan bile yalan ve uydurma laf etmemelisin ki böyle yaparsan vakarın kaybolur. İnsanlar seni ciddiye almaz olurlar. Bunda ölçü ve emir dinin yasaklarıdır. Bunları bilemezsen temiz gönül razı olmadı mı onu söylemekten sakın. Doğruluğu şiar edindinse artık sözünde inandırmak için ikide bir de yemin etmeye hacet kalmaz. Ağzını yemine alıştırma. Zaten sadık kişi olarak tanındı mı kesin söyleyişinden anlarlar seni. Yemin etmeni istemezler. Buhari ve Müslim'in İbn-i Mesud'dan şu rivayetine Resulullah buyuruyor ki doğruyu tavsiye ederim çünkü o birre ise yani iyilik ise cennete götürür. Bir kişi hep doğru olmanın yolunu ararsa Allah onu sadık olarak yazar. Sizi yalancılıktan men ederim çünkü yalan sahtekarlığa ve günaha. O da cehenneme çeker. Kişi yalana dadandı mı gide gide Allah da onu yalancılar defterine kaydeder. Oğlum, emanet de çok önemlidir. Doğruluğun seni güvenli bir kişi kılar. Bu güvenli bir şahsiyet olmalısın. Çünkü dinsiz hiçbir kişinin emin kişi hor gördüğü görülmemiştir. Emanet peygamberlerin sıfatlarıdır. Bizim peygamberimiz emin diye ona lakab olmuştur. Muhammedül Emin derlerdi ona. Düşmanları bile onu hayrandı. Bu yönüyle kimin saklanacak mühim bir eşyası varsa, kimin sırrı varsa ona güvenir ve emanet ederdi. Medeni insan emin ve güvenilirdir. Oğlum, biri sana bir sırrı söylediyse onu en yakın dostuna bile söyleme. Bu bir hıyanet olur. Hainler ise devlet başkanı olsa, profesör olsa, milyarder olsa yine büyümez. Ve adi adam olmaktan kurtulamazlar. Oğlum, bir kimsenin adı haine çıktı mı? Artık ne olursa olsun ondan bilirler. Kimse onu dost edinmez. Emaneti basit alma. İnsanlar basit şeylerle denerler seni. Sonra tecessüsten de sakın. Kim ne yapıyor? Falan falana ne dedi gibi meraklar da bir hıyanettir. Ona göre davranasın. Münafıklığın baş belirtisi de emanete hıyanettir. Bunu da bilesin.